Ortada ev var, gelin yok. Hep sen böyle yapıyorsun bu çocuklarımıza yani. Hep sen yapıyorsun. Ama... Yani. Ben ne yapıp edip çocukları barıştıracağım? Sen hiç merak etme. Aramayacaksın ya, dedim sana. Ya ben şu telefonu... Anneanne ya! Ya bari bir mesaj atayım ya. Dün gece de arattırmadın. Ben seni yerine attım Kamuran yeğenim. Sen merak etme. Ya ona bir şans daha versen diyorum kızım. O çocuk seni seviyor. Sana aşık, aşık, aşık. Ya seviyor, aşık ne demek? Senin için her türlü fedakarlığı yapmaya razı yenge. Ya bir alo de, köpek olsun. O zaman yap bir fedakarlık ara Ferit. Ne demek enişte, ne demek? Ben ailem için varım. Sevenleri bir araya getirmek benim en birinci vazifem. Efendim canım. Ha bir dakika, ben mutfağa geçeyim bir dakika. Cüneyt, seni çok özledim ben. Ha tamam oğlum, öğle yemeğini birlikte yiyelim o zaman. Kardeşler kebap salonu mu? Ya Etiler'e gidelim, Bon Appetit'e. Aa sen nereye, nereye sen? Böyle süslenmiş püslenmişsin, nereye gidiyorsun? Şey anne, ben bir işim var, oraya gidiyorum. Ha Esra'ya gideceksin. Gidemezsin, hiçbir yere gidemezsin. Ben ayağıma geldiler dedirtmem. Anne Esra'ya gitmiyorum, Ebru'ya bakmaya gidiyorum. Beni kandıramazsın, Esra'ya gidiyorsun. Yo, Etiler Pazarı'na Ebru'ya bir şeyler bakmaya gidiyorum anne. İyi peki, o zaman bana da bir şey al. Tamam anne. Ha Kamuran, dolapta Bon Appetit... dolapta şey var, yersin alıpça olur. Olur mu çocuğum, hadi hoşçakalın. Bon Appetit ne ya? Bak söylersiniz ona. Saat 1'de Etiler Bon Appetit'i. Ben onu daha önce götürmüştüm oraya. Hatırlar. Burayı hatırlıyorum ben. Esra daha önce beni buraya getirmişti. Sen bakma böyle şık falan göründüğüne. Hı. Çok ucuz bir yer burası. Nasıl biliyorsun yani? Hesabı Esra ödemişti de oradan biliyorum. Demek sen de buradasın Müzeyyen Hanım. Bunlar bu kadar parayı nereden buldular canım? Al. Annem! Annemin burada ne işi var? Seni entrikacı seni. Olamaz. Bu dayım. Öteki abi. Annem. Anneannem. Aa, herkes burada. 2 yıldır var ya. Hı. Sana bu çektirdiklerimden sonra senin bana attığın bu tokat az bile ya. Ben ne yapsan yeridir. Tabii. Ya. Çok haklısın. Bak ikisini de aynı yere vurdun, çok acıdı ya. O zaman öteki tarafa da vurayım. Vur kızım, vur. Vur. Yok yok. Yok vurma Esra'cığım, vurma. O seni çok seviyor vallahi, vurma. Ya sizin burada ne işiniz var ya? Ay bebeğim Esra'cığım, nasılsın? Annen baban nasıl? Kızım sen bunu bırak. Bırak bunu. Kaç kere sabahtan beri şu Esra'yı ara dedim. Ha. Annesi aratmadı. Anne! Esra'cığım vallahi sırf abim için burada kaldım, Ankara'ya gitmedim abi. Sizin barıştığınızı görmeden şuradan şuraya gitmem söyleyeyim. Esra yengem. Aramıza hoş geldin. Hadi be aşkım, hadi be. Nedense hesap istersiniz diye düşündüm. İyi doğru düşünmüşsün kardeşim, sağ ol. Ablacığım. Ayıp ediyorsun. Ver bir fedakarlık yapayım ben ya, ver. Aferin Ferit, aferin çocuğum. Canım ablam benim. Ebru'cum ver. Dayımı fedakarlık yapsın sana ver. Sağ ol dayıcığım. Hesapta bir yanlışlık var galiba ha? Evet var. 1505 YTL'ydi. 1500 YTL'ye bağladı. Musluk suyunu da yazmadım. Vallahi mi? Kredi kartı olsa bile ödeyemez, annesi izin vermez. Aa ödeyebilirim anneciğim. Artık kredi kartını kullanabiliyorum. Hem de çatır çatır. Nasıl yani? Kredi kartını ödeyebiliyor musun? Evet. Kadehimi ailesinin mutluluğu için hiçbir fedakarlıktan çekinmeyip onların bin bir güçlükle bir araya getirip biriktirdiği 190 YTL'yi elinin tersiyle itip gelen hesaba itiraz etmeden ve de üstüne bir şişe şampanya açtırtaraktan kredi kartını çatarang diye garsona takdim eden Ercü enişteme kaldırıyorum. Yani kocama. Yani damadıma. Aa benim damadım. Ercü enişteme, bir tanem eniştem, canım benim. Size bir iyi, bir de kötü haberim var. Ha. İyi haber, siyah havyar siparişinizi iptal ettim. Kötü haber ise
Kredi kartınız anneniz tarafından iptal edilmiş. Ben de böyle başlamıştım. İlk günler biraz zor geçer ama zamanla alışırsınız. Hadi Allah kurtarsın. Her şeye iyi tarafından bakmak lazım. 3 aylık peşinatı alamadık ama Makbule Hanım'la tanışmış olduk. Hayırdır inşallah? Hayati, böyle sıkkın görünüyorsun. Çayı mı beğenmedin? He? Uykunu mu alamadın yoksa? Müzeyyen. Hayır olsun. Senin vallahi bir sıkıntın var. Ebru'yu çağır. Onunla konuşacaklarım var. Ebru uyuyor Hayati. Uyandır o zaman. Birazdan uyanır. Nilüfer'i çağır öyleyse. Nilüfer de uyuyor. Uyandır. Birazdan uyanır Hayati. Kamran'ı çağır. Diyeceğim ama... O anca öğlene uyanır. Hayret. Gel oğlum gel gel. Gel otur gel. Seninle konuşacaklarım var. Geç. Gel bakayım şöyle. Bir baba ol dertleşelim seninle. Geç otur. Günaydın. Günaydın anne. Baba ol dedim Müzeyyen. Bak oğlum. Senin gidişatını hiç beğenmiyorum yani. Sen o çocukken de öyle derdin hep. O zaman da beğenmezdim. Ne oldu? Bak aslan gibi koskocaman adam oldu. Ya lütfen bizi yalnız bırakır mısın? Lütfen ya. İyi. Hadi. Oğlum bak 30 yaşına geldin. O kadar oldu mu baba ya? Oldu tabii. Artık bazı kararlar alman gerekiyor. Haklısın baba, ben de öyle düşünüyorum. Bıyık bırakmaya karar verdim baba. Bak oğlum, bunu çok ciddi düşünüyorum. Yavrum bak, senin dayalı döşeli bir evin var. Yani nikahı bozmuş olsa bile Esra hala nişanlın sayılır. Ben hiç öyle düşünmemiştim baba ya. Ben de öyle düşünmemiştim ama öyle düşünmek istiyorum. Bak unutma, senin dayalı döşeli bir evin var. Ne yap et? Esra'yı ikna et, nikah masasına tekrar oturt. Hadi koçum benim, hadi. Eyvallah, unutma baba. Dayalı döşeli bir evin var. Eyvallah baba. Buyur baba, beni istemişsin. Otur kızım, tamam. Şimdi bak, annenle ben hayatta olduğumuz sürece senin arkandayız her zaman. Bu ev senin de evin sayılır. Eksik olma baba. Ama senin bir evin var zaten. Anladın mı? Sizin kocanızla olan meselelerinizi kendi evinizde halletmenizi istiyorum. Tamam mı yavrum? Anlıyorum bak, baba. Yani beni yanlış anlamıyorsun değil mi? Yok, anlıyorum. Anlıyorum. Yani ben anlamadım. Doğru mu anlıyorsun, yanlış mı anlıyorsun? Doğru anlıyorum baba. Mesajı aldım. Hı. Hadi benim güzel kızım. Hadi. Akşama mutlu haberi bekliyorum. Hadi yavrum. Hadi. Hadi. Babası. Şu minik şeye bak. Şu annesinin kuzusuna bak. Sen bunu nasıl kıyıp Ankara'lara göndereceksin ha? Göndermeyeceğiz de ne olacak hanım? Gidip orada okuyacak, avukat olacak. Tabii. Bu bebek surat ha? Civciv surat. Gidip avukat olacak. Evet. O gidecek orada okuyacak. Ekmeğini eline alacak. Ondan sonra yolsuzlukların üstüne gidecek. Haklıyı haksızı ayıracak. Biz ondan öyle şeyler bekliyoruz. Bu çocuktan mı bekliyorsun? Evet. İlahi. O minicik çocuk bu bütün söylediklerini nasıl yapacak? Nasıl altından kalkılacak? Yapma Allah aşkına. Güzel. Bu çocuk 2 yıldır hukuk okuyor. Hukuk. Ya baba, ben avukat olmak istemiyorum. Bu yıl bir kez daha üniversiteye hazırlansam olmaz mı? Olur. Niye olmasın? Bal gibi olur. Hadi öp babanı. Elini öp. Hadi barışın. Hadi. Ya. Hadi olur. Bırak ya, bırak ya Allah aşkına. Ben kime ne anlatıyorum Allah aşkına ya. Birinin evliliğine karış, öbürünün okuluna karış. Ben dükkanda dikiş mi dikeceğim, bunlarla mı uğraşacağım ya? Nerede benim ayakkabılarım ya? Kız haklı tabii. Avukat mavukat olmak ister mi? Niye istesin ki? Benim memurum işini bilir.
Alıştırdılar milleti köşe dönmeciye, ondan sonra hakmış, hukukmuş, hak getire. Hayati Bey, Hayati Bey! Bozuk düzende doğru dürüst adam olunmuyor Refik Bey. İsabet buyurdunuz efendim. 3 aylık peşinatı vermediniz. Depozitoyu vermediniz. Bu ayın kirası geldi, onu da vermediniz. Sakin olun Refik Bey, sakin olun. Geçin şöyle, buyurun, buyurun. Yükseltmeyin benim tansiyonumu. Yükseltmeyin benim tansiyonumu. Yahu biliyorsunuz ev benim değil, kızımın. Kız anasına çekmiş. Pabuç kadar dili var, vır 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 vır. Yahu ben bunun anasını sırf bu yüzden boşadım be. Ödeyin borcunuzu. Tamam efendim, ödeyeceğiz. Öderiz efendim, öderiz, öderiz. Ya çok üzülüyorum Hayati Bey. Dardasınız biliyorum. Ama yani gelin hanımdan yana bir umudunuz kalmadıysa boşaltıverin olsun bitsin efendim. Hayır efendim, hayır. O iş olacak. Benim torunum o evde dünyaya gelecek. Ödeyin o zaman borcunuzu efendim. Allah Allah. Oo, Ferit Bey evladım gelmiş. Valideniz hanımefendi nasıllar? Afiyettedirler inşallah. İyiler Refik Bey amca, iyiler. Şey Refik Bey amca, ben size bir şey diyeceğim. Hiç boşuna yorma kendini delikanlı. Seni oğlum kadar severim. Ama dostluk başka, alışveriş başka. Ben bir saat sonra geliyorum. Of of. Şimdi ne olacak enişte? Ya adam param diye tutturdu, başka bir şey demiyor. Ya ağrıma gidiyor Ferit, ağrıma gidiyor, anladın mı? Ben bunları hak etmiyorum. Ya enişte, yapabileceğim bir fedakarlık var mı sana? Ben bunları hak etmiyorum Ferit. Ya yapabileceğim bir fedakarlık var mı enişte sana? Niye baktın enişte ya? Ya galiba beni bir tek sen anlıyorsun Ferit. Garibime gitti de biraz. Geldim, geldim. Hallettim. Hayırdır, neyi hallettin? Evin 3 aylık peşinatını hallettim. Ayol ne acelesi vardı Allah aşkına? Ya benim yok da Refik Bey'in acelesi vardı. Ben de bankada faizdeki parayı bozdurup verdim. Ay aşk olsun Hayati. Ayol o para senin sigorta parandı. Hepimizin sigortası Müzehen, hepimizin. Biz bir aileyiz. Ben bu çocukların mutluluğu için varım ya. Sabah iyi konuştum ama değil mi? Ya inşallah beni yanlış anlamamışlardır. Ama ne yanlış anlayacaklar canım? Bulmuşlar senin gibi babayı, otursunlar oturdukları yerde. Oturmasınlar, oturmasınlar. Bu babanın mecali kalmadı artık. Zaten hep bu zihniyet yüzünden bu memleket bir adım öteye gidemedi. Her şeyi babadan bekliyorlar ya. İlahi Hayati. Ayol memleket işleriyle bizim ailenin ne ilgisi var? Pek tabii var. Pek tabii var. Biz hep o babalar yüzünden böyle zavallı duruma düştük. Niye zavallı duruma düşüyor? Çok şükür her şeyimiz yerli yerinde. Baba, senle biraz konuşabilir miyiz? Sen evine gitmedin mi ya? Ya sabah seninle konuştuktan sonra çok düşündüm baba. Beni yanlış anlamadın değil mi kızım? Ay ayol ben yemeği unuttum. Ay yanmamıştır inşallah. Ay Allah ya. Ya Ercüment'in ev tutacağı falan yok baba. Şey diyorum. Kamuran'la Esra madem evlenemiyor, biz Ercüment'le o eve mi gitsek, yerleşsek? Bak Nilüfer, bunu duymamış olayım ha. Ya boş duruyor da ondan dedim. Dolacak. Esra o eve gelin olacak. Allah Allah. Allah Allah ya. Ya baba. Hı? Ben seninle konuştuktan sonra çok düşündüm ya. Aferin oğlum. Aferin. Esra ile konuştun deme. Koçum benim. Konuştum baba, konuştum. Fakat ne halim varsa gör dedi ya. Ya baba. Hı? Ben diyorum ki ben en iyisi kendi evime geçeyim ya. Nasıl olsa boş duruyor ev. Dolacak. Esra o eve gelin olacak. Ya baba, beni istemeyeni ben de istemem ya. Hem bak ne güzel dayalı döşeli ev. Plazma TV'si bile var baba ya. Ya merak etmeyin, ben yemeğe size yine gelirim baba. Ben de gelirim. Yani abimle orada kalırız. Kalk kapıya bak, kalk. Buyurun Valide Hanımcığım, buyurun. Hoş geldiniz, buyurun, buyurun. Şöyle de buyurabilirsiniz, böyle de, nasıl isterseniz. Hoş bulduk Damla. Buyurun, buyurun. Sana bir şey söyleyeceğim. Ama
aramızda kalsın, kimse duymasın. Abi efendim tabii, ne demek? Dün gece düşündüm, taşındım. Kamuran'la Esra madem evlenemiyor... Hazır dayalı döşeli bir ev varken Ferit'le biz oraya geçelim diyorsunuz değil mi? Bizim evin badanası da gelmişti. Olmaz olmaz, Ferit yerleşti mi çıkmaz o evden. İstemezseniz çıkmayız tabii. Oh ne güzel. Hı? Evinizi de kiraya verirsiniz. Vallahi ne iyi olur. Bir de protesto. Gelmezseniz gelmeyin be. Ben de tek başıma yerim. Ben de varım enişte ya. Pardon Ferit'ciğim, pardon. Zaten bu evde bir tek beni sen anlıyorsun. Ha, kesene bereket enişte. Afiyet olsun, afiyet olsun. Geç kızım. Ercüment neredesin bu saate kadar? Telefonda söyledim ya karıcığım. Annem Dilara'yı görmek istedi. Dedeciğim, babam sana bir şey söylemek istiyormuş. Niye söylemiyor o zaman kızım? Utanıyor. Utanma çocuğum, utanma. Gel otur söyle, gel. Babacığım. Çekilme yavrum, söyle. Babacığım ben diyorum ki... yani şimdi Nilüfer'le ayrı kalmaya dayanamıyorum. Kızımla da okul köşelerinde hasret gidermek bana çok koyuyor. Tut bu ev olsun bitsin de ama. Annem izin vermiyor baba. Yani diyorum ki madem Kamran'la Esra evlenemiyor, yani onların evi boş, yani biz mi oraya geçsek acaba? Yani hem ev boş hem dayalı döşeli. Puh! Yuh be! Ya biz burada oğlumuzun yuvasını yapmaya çalışıyoruz. Herkes gözünü o yuvaya dikti ya. Ya ayıp ya, ayıp. Hay ben ki birinci dereceden kayınbiraderiyim. Hay istemiyorum öyle bir şey. Ya sen ne çektiriyorsunuz bana ya? Hakkınız var mı öyle bir şey ya? Allah Allah. Ben gidiyorum. Hiç kimse zahmet etmesin. Bu evde fazla olan benim. Siz rahatınıza bakın. 3 aylık peşinatını da ödemişim. Dayalı döşeli ev. Rahatıma bakarım ya. Sizle mi uğraşacağım ben? Hayati. Hayati sen ha. Ama şekerim sen yani yanlış anladın. Evet. Saçmalama Hayati. Giderim müzeye, giderim. Çoraplarımı giyer, giderim müzeye. Ama gitme, niye gidiyorsun? Ya çekilin, ben gideceğim. Sen yanlış anladın. Sus konuşma ya. Her şey senin yüzünden oluyor. Baba, ben çekilin. Baba, çekil. İşlem yapmadı mı ya? Bu anahtarı da mahsus buraya koydunuz ki alamıyorum diye. Ya tık. Baba. Hayırdır Hayati? Sen hani bu gece Kamran'ın evinde kalacaktın? Sorma başıma geleni müzeye. Ne oldu? Ya Kamran'ın evine gittiğimde ne göreyim? Ne? Esra ile annesi kapıya kamyonu dayamışlar, eşyaları götürüyorlardı. Ne? Ya çok dil döktüm ama dinletemedim. Hepsini mi götürdüler? Mutfakla yatak odası takımını aldılar. Bu iş bitti galiba müzeye. Bak. Kamuran'a sakın bir şey söyleme, tamam mı? Yıkılmasın çocuk. Yani gelin gitti, ev dağıldı. Bir de Kamuran dağıtmasın, toplayamayız vallahi. Bitti bu iş Ferit, bitti. Bankadaki parayı da boşa bozdurduk. Nedir bu benim başıma gelenler ya? Ben bunları hak etmiyorum Ferit, hak etmiyorum. Bir yerlerde bir yanlış yapıyorum ama nerede bilemiyorum ki. Ya enişte ya, senin hiçbir suçun yok. Ha sen ne yaptıysan çocukların için yaptın. Ya bütün yaptığın fedakarlık onlar için. Daha ne yapacaksın? Ya beni bir tek sen anlıyorsun galiba Ferit. Ya enişte ya. Ya senin için yapabileceğin bir fedakarlık varsa lütfen çekinme söyle ha. Tabi biri benim için bir fedakarlık yapsa çok iyi olur. Ama lütfen o... Sen olma, tamam mı? Anlıyorum enişte, anlıyorum. Zavallı enişte. Gururlu adam tabii. Hey, benden bir fedakarlık istiyor ama ne isteyeceğini bilmediği için söyleyemiyor. Nasıl bir fedakarlık olabilir acaba? Hayati Bey, Hayati Bey! Efendim siz benim haberim olmadan evi nasıl tahliye edersiniz ya?
sakin olun efendim. Buyurun oturun, buyurun. Yani musluklarımı aldınız, lavaboyumu kırdınız. Nereden bileceğim ben? İnsan bir haber verir. Bir haber verir, biz de kendimize bir kiracı bakarız. Yükseltmeyin benim tansiyonumu! Yükseltmeyin benim tansiyonumu! Efendim, yükselen bizim tansiyonumuz. Yani evi biz tahliye etmiyoruz ki. Kız tarafı eşyalarını aldı. Yapma ya. Tabii ya. Bu iş bitti demek. Öyle gibi. Ya desenize siz 3 aylık kirayla depozitoyu boşuna verdiniz. Düğün masrafları da var. Vah vah. Ya boşaltın evi, boşaltın da biz de paranızı iade ediverelim. Nereye boşaltacağız Refik Bey? Dünyanın parasını verdiniz, her ayda vereceksiniz. Ya eğer fikrinizi değiştirirseniz haber verin de biz de bir kiracı bulalım. Yani yabancı değilsiniz diye size ucuza vermiştik. Şimdi o ev nereden baksan 1000 TL eder. Bence de 1000 TL eder de ama bulacağız bir çaresini, ne yapalım yani. Buldum. 2 gündür alamadığım aferin için bulunmaz bir fırsat. Nereye? Ya gitti. Pırlanta gibi çocuk. Yani bir merhaba diyemedim ya. Hay Allah. İnşallah bir fedakarlık yapmaya kalkmaz. Buyurun efendim, buyurun, buyurun. Ay çıkartmaya gerek yok, buyurun, buyurun, geçin, geçin. Merhaba abla, nasılsın? Hayrunsa Hanım, yeni kiracımız. Hoş geldiniz. Kiracımız mı? Evet abla. Müzeyyen ablam, mal sahibi. Ferit, kim bu kadın? Gel buraya bir kere. Lan sen ne kaplar çeviriyorsun? Ay evinizi çok beğendim, tam aradığım gibi. Evimiz güzeldir evet de anca bize yetiyor, kiralık değil. Abla yanlış anladın galiba, bizim evi değil, Kamuran'ın evini şey ediyorum. Ne diyorsun? Kiraya veriyorum abla. Bütün gün ev aradım, tam umudumu kesmiş emlakçıdan çıkıyordum ki Ferit Bey'e rastladım. Kiracıyı emlakçının önünde arayacaksın. Nasıl ama? Harika. Ben evinizi çok beğendim. Yatak odası takımıyla mutfak olmasa da olur. Önemli değil. Ferit, al bu kadını götür yoksa elimden bir kaza çıkacak. Çok ayıp. Çay kahve ne alırsınız efendim? Ben almayayım. Çarpıntı yapıyor da. Bende kalp var. Ha ya. Ay. 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 Ha. Ay ben bir fena oluyorum. Anne, ben seni sonra arayayım anne, tamam mı? Abla. Koş. Kadına bir şey oldu ya. Tut şunu. Ay. Çok. Şöyle alın azıcık elinize. Ay böyle aniden bir ses duyunca ben bir fena oluyorum. Yaşlılık işte. Bizim bey geçen ay vefat etti. Yalnız kaldım. Hadi bir başıma kalmayayım evde diye huzur evine gittim. Mübarek huzur evi değil tımarhane. Abla biz Hayrunsa Hanım'la 1000 TL'ye anlaştık. 1000 TL mi? Evet. Ben 3 aylığımı yarın çekeceğim efendim. Depozitoyla peşinat yarın takdim ederim. Aman yok olmaz. Benim Almanya'dan oğlum geliyor. Öyleymiş. Abla ben bunu daha önce düşündüm. Ne olur ne olmaz diye bak. Ferit. Oğlunuz gelince ben çıkarım. Ferit al bu kadını git. Enişten de duymasın. Hay abla yedin bitirdin beni ya. Ruh gibi kadın görmüyor musun? Varlığıyla yokluğu arasında hiçbir şey yok. Hay ben ne yapıyorsam eniştem için yapıyorum ya. Çek şuradan, çek. Ay, ben bir fena oluyorum. Ay. Aman. Anne, ben seni arayacağım demedim mi? Abla ya, bari bu gece kalsın ha. Kadın çok kötü bak. Yani bu gece benim için çok önemli. Bu huzur evinde yaşlılığa elveda gecesi miymiş neymiş bir parti vereceklermiş. Sabaha kadar göbek atacaklarmış, dans edeceklermiş. Ay vallahi maazallah olacağı iyi olur kalırım, korkuyorum. Allah korusun. Hayır, Allah korusun. Ferit. Efendim abla. Bak, yalnız bu gece için bir de kimse duymasın, tamam mı? Duysunlar, ne olacak sanki? Kontrat bizim üstümüze değil mi? Anneannem deriz. Allah Allah, her şeyi dert ediyorsun sen de, yapma böyle ya. Hayrunsa Hanım. Hayrunsa Hanım. Ay. Hadi kalkın, sizi yeni evinize geçireyim. Hadi efendim, hadi. Çok şanslısınız vallahi billah. Buyurun efendim, buyurun. Buyurun. Ah, dur ben çantanızı unutup getireyim. Bana bak Ferit, bana bak. Ne abla? Sakın ha kimse duymayacak. Yalnız bir tek gece için izin veriyorum. Ve de o kadının parasını almayacaksın, tamam mı? Tamam. Hadi git. Anladım. Çıkmış 9'a 20'den 8'e. Benim sadece tek amacım fedakarlık yapmak ama anlatamadım gitti size.
Hayır olur inşallah. İnşallah hayır olur. Hayati Bey, Hayati Bey. Bu sefer ne oldu Refik Bey? Yahu yükseltmeyin benim tansiyonumu diyorum. Yükseltiyorsunuz işte. Siz benim kızımın evini nasıl kiraya verirsiniz? Ne diyorsunuz Refik Bey? Torunum görmüş. Neyi görmüş? Kiracınızı. Yaşlı bir teyzeydi. Eve girdiğimde fark etmemiştim. Bir dakika. Sen bizim eve nasıl giriyorsun? Anahtar bir tek bizde var. Bende de bir tane var. Ya hazır dayalı döşeli ev bomboş duruyor. Çocuk arada bir gidip kafasını dinliyor. Ne var bunda canım? Ders çalışıyordum. Birden cam kırıldı. Cam nasıl kırıldı? Top yanlışlıkla geldi. Sen bizim evde top da mı oynuyorsun? Annem sokakta oynamama izin vermiyor. Topumu almaya gittiğimde bir de ne göreyim? Yaşlı bir teyze yerde bayılmış yatıyordu. O teyzenin bizim evde ne işi var? Kiracınızmış. Bak adli mercilere sırf Ferit'in hatırı için gitmiyorum. Nedense oğlum gibi seviyorum keratayı. Ulan Ferit. Ulan Ferit. Yoksa Ferit mi var lan bu işin içinde? Bir de ulan ha. Bir de ulan ha. Yükseltmeyin benim tansiyonumu. Yükseltmeyin benim tansiyonumu. Ay cam kırılınca ben bir gittim geldim efendim. O evde bir uğursuzluk var Hayati. Uğursuzluk senin o kardeşin olacak adamda. Allah Allah, Allah Allah. Ay lütfen tartışmayın. Maazallah şuraca iyi olur kalırım ben. Yok yok. Hastaneye gitmek istemediğinizden emin misiniz efendim? Hastanenin lafı bile çarpıntı yapıyor efendim. Hiç iyi gelmiyor kalbime. Bak başladı. Biter bitmez giderim. Hayır efendim olmaz. Katiyetle olmaz. Yani sizi bu vaziyette evinize gönderemeyiz. Bu gece burada misafirimiz olur. Yok gideyim gideyim. Olmaz efendim olmaz. O ısrar etmeyin kalbime hiç iyi gelmiyor. Katiyetle bırakmam sizi. Bu gece burada misafirsiniz efendim. Bu benim her zamanki halim efendim. Kendimi bildim bileli kalbim çok hassastır. Ay ay ay. Hayati kapıya bak. Ay, ben bakarım ben bakarım. Bağırmasana kızım. Ya asıl sen bağırma ya. Ay ben bağırmıyorum. Ben bağırmıyorum sen bağırıyorsun. Oo Esra kızım gelmiş. Hoş geldin kızım, hoş geldin. Ah canım benim. Kavran da içeride. Hadi kızım git abini çağır. Hiç zahmet etmeyin Müzeyyen teyze. Ben buraya evin anahtarlarını vermeye geldim. Evin anahtarları mı? Hangi evin anahtarları? Bizim evin anahtarlarını. Yani ben sizi her zaman biraz tuhaf bulmuşumdur. O yüzden hiçbir şey sormayacağım. Biz mutfakla yatak odasını aldık. Geri kalanıyla oğlunuza mutluluklar diliyorum. Dur kızım dur. Ya böyle olmaz. Hayati amca. Bitti. Bitti diyorum anlıyor musunuz? Bitti. Esra. Ne var Kamran? Esra. Adımı mı ezberliyorsun Kamran? Ne söyleyeceksen söyle. Televizyonu almadın değil mi? Aa, Ebru. Yanlış duymadım değil mi? Kamran bana televizyonu sordu değil mi? Evet öyle dedi. Boş bulundu. Hayır çocuğum öyle demedi. Ben duydum. Öyle dedi. Ya 120 ekran plazma TV ya. Aa, 120 kere sana inşallah. Bak biz sözlendik. Sonra nişanlandık. Sen beni nikah masasında terk ettin. Ve şimdi gelip bana televizyonu soruyorsun öyle mi? Evet soruyorum. Tamam. Ben şimdi gidip o televizyonu da alıyorum. Allah Allah. Ya ben şimdi ne dedim ya? Hayır. O televizyonu almıyorum. Gidip balkondan aşağı atıyorum. Ay. Ay, ay kadına bir şey oldu. Gelin bakayım. Ne ay, oldu vallahi ya? Bilmiyorum. Gitti bir o eksikti ya. Allah. Refik Bey amca. Vallahi billahi benim hiçbir suçum yok. Vallahi. Hiç mühim değil Ferit oğlum. Hiç mühim değil. Hayati Bey senin gibi bir kayınçosu olduğu için dua etsin. Vallahi yoksa verirdim mahkemeye. Sağ olun. Hoş geldin Kamran. Ya Ferit, sen benim daireyi kiraya mı verdin? Ya boş boşuna tartışmayalım ya Kamran. Üstünde para varsa bana borç para versene. Şehir dışına çıkmayı düşünüyorum da. Yandım ben ya, yandım ben ya. Ya Ferit, üzerimde para varmış gibi bir halim var mı benim ya? Ya neye gidiliyor bu çocuğun üstüne bu kadar? Yükseltmeyin benim tansiyonumu. Ne yapsa yaranamıyor çocuk. Yürü Ferit oğlum yürü. Gidiyoruz. Eniştenle barıştıracağım seni. Refik Bey amca emin misin? Yürü dedim düş önüme. Ya
Yürü oğlum, yürü. Ya baba ya, of baba ya, of baba ya. Ya evin kilidini niye değiştiriyorsun ya? Ama ben uyumak istemiyorum. Canım uyumayın, uzanın şöyle, uzanın. Ha, üstünüzü örteyim ben sizi. Ben sizi yemeğe kaldıracağım. Ama ben bu saatte uyuyamam. Aa, uyumayın, istirahat edin. Ya. Ay, ısrar etmeyin, kalbime hiç iyi gelmiyor. Aa, bakın benim aklıma ne geldi. Siz böyle uzanın güzelce, ben de size bir masal anlatayım ha. Ay masal demeyin. Çocukluğumu hatırlamak kalbime hiç iyi gelmiyor. Ay ne hassas kalbi var, bayılacağım şimdi. Şunu da şuraya yapıştırdık mı? Artık bu ses de duyulmaz. Cep telefonlarınızı da kapatın. Baba, heh, istersen kapıyı açık bırakalım ya, ne olur ne olmaz. Aa, haklısın kızım, bu iyi fikir, kapı açık kalsın. Buyurun, ev değil, yol geçen ana mübarek. Cep telefonlarınızı kapatın. Baba, ne demek istiyorsun sen? Sorma kızım, sorma. Uzun hikaye, sonra anlatırım. Şu günü bir atlatalım, geçin hadi geç. Görüyorsun değil mi Ercüment? Bu evde cep telefonuyla bile konuşamıyorum. Ev tutmazsan işte böyle olur. Ay lütfen tartışmayın, o da kalbime hiç iyi gelmiyor. Hoş geldiniz çocuklar. Biraz sessiz olursanız iyi olur. Hayrün Nusa Hanım bu gece bizim misafirimiz. Ben size bir bardak su alayım da geleyim. Ay birbirinize kötü bakmayın, ben bir fena oluyorum. O da mı kalbinize iyi gelmiyor? Fazla soru da sormayın. Ercüment sen git artık. Ay ani kalkışlar yapmayın ay. Öpeyim karıcığım. Öpme. Bırakın öpsün efendim. Ay böyle mutlu insanları görmek kalbime çok iyi geldi. Aa, damat gitmesin o zaman efendim. Yok babacığım, gideyim. Annem kızar. Ama gitmeden önce bir kere daha öpeyim. Öpme, öpme. Yılışıklık kalbime hiç iyi gelmiyor. Kızım hadi yarın görüşürüz canım, gel bakayım. Hadi. Dur baba ya, dur bana aldığın hediyeye bakalım. Aç bakayım, aç yavrum, aç. Ay çok rahatladım. Küçük kızına hediye alan bir baba kalbime ne kadar iyi geldi. Aa ne güzel bir maymun böyle. Kızım, ah! Ay, ay. Dilara, ay, ay, sustursana onu. Ay. Hayati şunu sustursana. Allah Allah, Allah Allah. Ver şunu bana. Versene Hayati. Şunu sustursana. Ya alacak başka hediye bulamadın, değil mi? Hediye kıtlığı var. Başka hediye yok sanki. Ya Murat, baban kızıma aldığım hediyeyi attı oğlum be. Attı ya. Yemekten sonra herhalde bu kadın uyur değil mi? Yarın da hayırlısıyla sağ salim huzur evine bıraktık mı tamam. Oh çok şükür. Hı, benden sonra tufan yani. İşte bu zihniyet yüzünden bu memleket bu hale geldi. Ne yapacak o zavallı kadın huzur evinde? E Hayati'cim nüfusunu al. Bütün bunlar hep o Ferit'in yüzünden oluyor. Biliyorum iyi niyetli kerata ama herifin iyi niyeti kötü niyetli. Onun hiçbir suçu yok. Bütün suç benim kızımda. Sen kocandan habersiz Kamuran'ın evini nasıl kiraya verirsin? Haklısınız Valide Hanım. E anne vallahi pes. Tut şunu. Vallahi bu söyledikleriniz doğruysa var bu işin içinde bir iş. Ne gibi? Hayati oğlum sakın bu kadın numara yapıyor olmasın. Ha? Bence bu kadın kapağı bu eve atmak istiyor. Aa, bu ne ya? Aa, ne oluyor? Ne oluyor ya?
Yüksek sesle müzik dinlemek kalbime çok iyi geliyor efendim. Efendim? Türk musikisi konserlerini hiç kaçırmam. Duymuyorum ki. Ben demiştim size, bu kadın numara yapıyor. Anne, anlamıyorum, hiçbir şey duymuyorum. Vallahi bu kadın başınıza kalırsa ben hiç şaşırmam. Baba, ha? Biz Kamur Hanım evine gitsek olmaz mı? Olmaz. O gitse olmaz mı? Bu kadını sokmayın o eve. Vallahi girdi mi çıkmaz. Siz hiç merak etmeyin. Ben o evin kilidini değiştirdim bile. Esra o eve gelin olmadan eve girmek yok. Dede, neden başka bir yerde konuşmuyorsunuz? Baba, biz eve dönüyoruz o zaman. Güle güle, güle güle. Ben de ablamda kalayım. Güle güle, güle güle. Allah! Hay yaşa be Hayrünisa Hanım. Hay yaşa. Sayende büyük kız eve döndü eve. Ay bağırmayın lütfen. Ay ben de fena oluyorum. Müzeyyen! Kolonya, kolonya! Müzeyyen! Kolonya! Ya enişte bu pek pişirin bir şey ya. Annem haklı kardeşim. Bütün suç benim kayınpederimde. Yani bir babalık yapıp da senin evi bize verseydi ölür müydü? Hadi ondan vazgeçtim. Yürü kızım evine dese, o da yok. Be vicdansız. Biricik kızımı aldığım şu oyuncaktan ne istedim be? Ya enişte bundan bir tane de bana alsana ya. Kapat ulan, kapat şunu. Hadi git bana bir 70'lik rakı al da gel bakayım hadi. Bu kılıkla mı enişte ya? Başlatma lan enişleri. Nasıl geldiysen öyle çık. Delirmişim zaten. Tamam ya tamam. Tamam sakin ol. Nedir ulan sizin bu Terzioğlu ailesinden çektiğim be? Hem karımı hem kızımı aldığımız elimden be. Oho. Nilüfer. Seviyorum seni be. Seviyorum be. Ulan hiç kimse karımı çocuğumu benim elimden alamaz ya. Annem arıyor. Konuşmayacağım be. Konuşmayacağım işte. Heh. Aradığınız kişi o sizin bildiğiniz kişi değil artık. Ulaşılamıyor. Geçici olarak servis dışı. Dikkatli ol Hayati. Ya neye dikkat edip neye etmeyeceğimizi de şaşırdık ya. Bir bilsek kalbine ne iyi geliyor ne kötü geliyor ona göre davranacağız. Bu geceyi de kurtarmış oluruz yani. Şapırdatma. Nasıl efendim? Beğendiniz mi? Elinize sağlık. Çok güzel olmuş. Ne yağ kullanıyorsunuz yemeklerde siz? Ben yapmadım. Kızım yaptı. Biz hep zeytinyağlı pişiririz yemeklerimizi. Çok affedersiniz. Ben yavaşça, sessizce gidip kapıyı açacağım, tamam mı? Şey yapın, sakin olun. Ferit, sen İzmir'e dayımlara gitmeyecek miydin? Abla ya, otobüs parasını denkleştiremedim. Hiç merak etmeyin efendim. Ben barıştıracağım eniştesini. Hayati Bey, Hayati Bey. Efendim biraz zamansız oldu, kusura bakmıyorsunuz değil mi? Ay çok teşekkür ederim. Hay Allah, kime niyet kime kısmet. Olur böyle şeyler. Merhabalar efendim, nasılsınız? Teşekkür ederim, ben çok iyiyim. Şunları masaya koyar mısınız? Hayati Bey, Ferit Bey oğlumuz bir yanlış yapmış. Artık büyüklük sizde kalsın canım. Hadi öpüşün barışın he. Ya Refik Bey biraz abartmıyor musunuz? Yavaş biraz ya. Benim adım da Hayrünisa efendim. Efendim şeref ya buldum. Refik. Refik Kurtuluş. Yavaş. Emekli kurmay albay. Yavaş yavaş. Ben karımla kızımı istiyorum arkadaş. Kimse benim karımla biricik yavrumu elimden alamaz. Ya sen de çok uzatıyorsun be Ercü enişte ya. Allah Allah. Bak giriyorsun, tutuyorsun kolundan, çekip götürüyorsun ya. Şşş! Yürü lan!
Yürü. Gidiyoruz eve filan diyorsun. Tamam ya. Ha Kamuran böyle lanlı manlı konuşamam. Heh. Sen busun işte enişte. Sen busun ya. Sen bugüne kadar hiç dişini göstermemişsin ki. Nereden biliyorsun lan dişimi göstermediğimi? Ha? Ne bileyim ya. Belki de göstermişsin de. Nereden biliyorsun göstermediğimi? Evet, göstermedim. Diyeceksin neden? Neden? Ha, neden? Çünkü beyefendi bir yaratılışım var. Ya herkes beni ana kuzusu, tavukçu, sünepe olarak görüyor. Ama bir bilsen Kemran, içimde ne fırtınalar kopuyor be. Kaldır ben işte, kaldır be. Lan oğlum, çizerim lan ben adamı. Adamı çizerim lan ben. Hiç kimse benim biricik yavruma aldığım hediyeyi pencereden dışarı atamaz. Eyvallah ben işte. Eyvallah be. Kamuran. Oynat bakayım şunu. Ya enişte. Hakikaten bundan bana bir tane alsana ya. Öp oğlum. Öp eniştenin eline. İsrar etmeyin Refik Bey. Ben Ferit'e çok fena kırgınım. Canım öpüşün barışın artık. Bak tansiyonum yükseliyor ha. Yahu bir espri yapıp ortalığı yumuşatayım dedim. Ay ne güzel gülüyorsunuz. Bakıyorum çok hoşunuza gitti hayrınız hanım. Yani kalbinize iyi geldiğini bilseydik biz de böyle kötü espriler yapabilirdik ya. Yani. Ay bugün ilk defa böyle gülen birine rastlıyorum. Bu taş size herhalde Hayati Bey. Ay çok heybetli gülüyorsunuz. Gürlüyor mübarek. Öpsün Hayati Bey öpsün. Bak ne kadar üzgün çocuk. Hayrünisa Hanım haklı. Biz bu evde gülmeyi unuttuk. Gel ulan Ferit gel. Gel öpeceğim seni gel. Gel bakın buraya. Enişten benim ya. Gel buraya. Hadi geç yerine. Şimdi nasılsınız Hayrünisa Hanım? Ay herkes birbirini öpse daha mutlu olacağım. Öpeyim efendim. Yok ben istemem. Ne var bunda efendim? Gayet medeni bir davranış. Ortamı da yumuşatmış oluruz. Zülfiyar'a dokunan bir şey yok değil mi Hayati Bey? Yok efendim yok. Abla gel ben seni öpeyim o zaman. Delirme Ferit git. Siz beni öpün beni. Beni öpmediniz. Elinizi öptüm ya efendim. Dudaktan. Ben gidiyorum Kamuran. Dalacağım içeri. Yapışacağım Nilüfer'in koluna. Bir dakika ne oluyor falan diyen olursa da buyur hemşerim bir şey mi vardı diyeceğim. Ya enişte oturduğun yerde ya bir tatsızlık filan şimdi çıkmasın ya. Diyen olursa da tabi diyeceğim oturacağım. Ama birden kalkıp yetti ulan yetti adamı hasta etmeyin lan. Diyeceğim Kamuran. Gel benim canım. Oh. Hadi bakalım. Ya kalkıp gitsem mi acaba ben bunun peşinden ya? Hayır yani bir şey olacağından değil de cüzdanını falan şey yapmasınlar yani. Oh. Şimdi beni de alırlar malırlar filan. Kimlik mimlik yok. Efendim ben sizi niye öpeyim ya? Yükseltmeyeyim benim tansiyonumu. Çantamda tansiyon hapı olacaktı. Efendim yükseltmeyin tansiyonumu diyorum. Siz yükseltiyorsunuz ama. Şeker de var. Bonbon şekeri. Çok severim çok. Ya Refik Bey pek tatlıymış ya. Söyleyin de bir yere gitmesin. Ben size söylemiştim. Bu kadının niyeti kötü. Bak ben buraya yazıyorum. Bu kadın bu evden gitmez. Anne Allah aşkına sen bir sus. Ya Refik Bey siz de öpüverin ne olur.
Yürü oğlum, yürü, gidiyoruz. Makbule Hanım, Makbule Hanım. Yahu sizi otomobilimle eve götüreyim. İki çift laf edemedik efendim. Makbule Hanım. Hayır Nusa Hanım, kalbiniz buna zor dayanır artık. İyiyim iyiyim, siz kaygılanmayın. Bu vartayı da atlattık ya, artık bize karada ölüm yok Müzeyyen. Ben gidip şu kapıyı kapatayım bari ya. Kaçın la kapıyı! Nilüfer! Nilana! Çıkın kız, irilere gidiyoruz. Oğlum yavaş ol, gece yarısına bağırıp duruyorsun. Oğlum, Ercüment bak bir tatsızlık olmasın ha. Ha, oturduğum yerde oturuyorum baba. Otur. Tamam, oturayım baba. Ay aman ha. Yetti ulan, yetti! Adamı hasletmeyin ha! Ay ben bir fenalıyorum. Ay bu gitti. Bu gitti. Yok yok, geri gelir o. O gidip geliyor öyle. Ay ayol gitti diyorum sana, nabz atmıyor. Nereye gitti yoksa öldü mü? Ayol bakıyorsun böyle bana, ambulans çağırsana, bir şey yapsana. Ne? Yoksa... Gerçekten mi öldü? Ben yaptım. Benim yüzümden mi oldu bu? Bu ambulans kaçla çağrılıyordu? Ay bunun nabzı atmıyor. Büyük bir ihtimalle alkol zehirlenmesi efendim. Biz damadın midesini bir yıkatıp geliriz hemen. Bizi merak etmeyin. Siz keyfinize bakın, tamam mı? Güle güle, güle güle. Güle güle. Oh, ev bana kaldı. Hayalimde hep böyle dayalı döşeli, sessiz, sakin bir boş ev vardı. Ay.